Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda arkadaşlar Xiaomi'nin kar marjı üzerine bir sohbet yapacağız sizlerle. Neden diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi Xiaomi ülkemizde oldukça popüler bir marka. Aslında sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da gittikçe popülerleşen ve Huawei'nin yerini almaya başlayan bir firma. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Huawei'nin satışları gittikçe yükseliyor gibi görüyoruz ki raporlarda bunu bize gösteriyor. Son dönemde yayınlanan raporlara baktığımızda, özellikle 2020'nin ilk çeyreğine dair raporlara baktığımızda Xiaomi'nin ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırdığını görüyoruz. Nedir bu ilk 4? Biliyorsunuz şu anda hali hazırda en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren firma Samsung. Onu Huawei takip ediyor, ardından Apple geliyor ve 4. sırada da Xiaomi bulunuyor ki Apple'la Xiaomi arasındaki makas da kapanmak üzere. Yani muhtemelen 2021 ya da 2022 gibi Xiaomi mevcut performansını sürdürürse Apple'ın üzerine çıkacaktır. Lakin bizim son baktığımız raporlarda, yani 2020'nin ilk çeyreğine ait kar marjlarını gösteren raporlarda Xiaomi adına bir terslik olduğunu görüyoruz. Nedir bu terslik? Baktığımız zaman arkadaşlar, Strateji Analitik tarafından yayınlanan raporda Batı Avrupa'ya ait kar marjları baz alınmış. Bu kar marjlarında Apple %49 gibi oldukça yüksek bir orana sahip ki bunu zaten biliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda bütün global pazardaki kar marjının %70'ini tek başına kasasına koyan bir markaydı Apple. Burada Samsung'un kar marjını önemli ölçüde yükselttiğini görüyoruz ki Samsung %20'lerdeydi, %32'lere kadar arttırmış. Huawei'nin marjında bir düşüş görüyoruz. Çinli üretici %12'lik bir kar marjına sahipti. Batı Avrupa tarafında bu %7'ye inmiş ve Xiaomi'nin kar marjı ise yalnızca %2 olarak gösterilmiş. Yani bunu şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bizim elimizde 100 liramız var. Bu 100 lira bütün akıllı telefon üreticileri arasında dağıtılacak olan kar. Yani bütün işçilik masrafları, işte Ar-Ge'ler vesaire çıktıktan sonra kar olarak yanlarına kalacak olan pay, o 100 liradan onlara verilecek olan pay. Burada Apple 100 liranın 49 lirasını tek başına alıyor. Samsung 32 lirasını tek başına alıyor. Huawei 7 lirasını alırken Xiaomi'ye yalnızca bu pastadan 2 lira pay düşüyor. Peki Xiaomi neredeyse Apple kadar telefon satmasına rağmen neden Apple 49 lira alıyor da Xiaomi yalnızca 2 lira alıyor? İşte asıl sorulması gereken soru bu. Aslında cevap da basit. Xiaomi telefonlarını ucuz fiyatlardan sattığı için kar marjı oldukça düşük. Bugün biz diyoruz ki işte Xiaomi 30 milyon telefon sattı. Hangi telefonları sattı? Kalkıp da ülkemizde 8500 liraya sattığı Mi 10'u satmadı. Neyi sattı? 100 dolar, 150 dolara sattığı Redmi serilerini satıyor. Ya da böyle 200 doların altında, 250 doların altında olan biraz daha orta segment modellerini satıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, düşük modellerini sattığı için bu modellerdeki kar oranı da düşmüş oluyor. Örneğin 999 dolarlık bir iPhone modeliyle 160 dolara satılan Xiaomi modelinden gelen para aynı olamaz. Belki Apple bu modelinde 500 dolar kar ediyordur. Malum Apple'ın kar politikasını biliyoruz. Maliyet tablosunun üzerine baya baya bindiren bir firma. Xiaomi'de ise böyle bir durum söz konusu değil. Zaten bunu kendisi olarak da dile getirmişti. Biz telefonları neredeyse maliyeti fiyatına satıyoruz demişler. Dolayısıyla bir telefondan kazandıkları para belki 5 dolar, belki 10 dolar, belki 20 dolar. Hadi olsun 50 dolar. Yani 160 dolara sattıkları bir telefondan 50 dolar belki kazanırlar, belki kazanmazlar ki büyük ihtimalle kazanmazlar. Yani burada 25 dolar kazandığını bile varsaysak Xiaomi'nin, Apple bir telefon sattığında kazandığı parayı Xiaomi 20 telefon sattığında ancak kazanabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Xiaomi'nin Apple ile aynı kar marjına ulaşması için Apple'dan 20 kat fazla telefon satması gerekirdi. Bu günümüz koşullarında pek mümkün görünmüyor. Ama eğer Xiaomi kar marjını arttırmak istiyorsa üst segment modellerdeki satış yelpazesini de genişletmeli. Örneğin OnePlus. Ülkemizde şu anda satılmıyor. Gerçi son zamanlarda Türkiye garantili diye girdiler ama henüz resmi bir açıklama yok. Avrupa'da da oldukça kısıtlı bir pazara hitap ediyorlar. Yani Xiaomi gibi hemen hemen her ülkede Mi Store'ları ya da mağazaları yok.
Peki OnePlus nasıl Batı Avrupa'da %2'lik kar marjına sahip olabiliyor tek başına? Bu da son derece basit bir soru arkadaşlar. Çünkü OnePlus da aynı Apple gibi yalnızca üst segmente hitap eden modeller geliştiriyor. Dolayısıyla kar marjı hayli fazla. OnePlus'ın burada bir telefondan elde ettiği karı belki Xiaomi 15 telefondan elde edemiyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin çıtasını düzeltmesi için, para kazanması için üst segmentteki modellerini biraz daha satması gerekiyor. Şu anda Avrupa'daki durum nedir bilmiyorum ama ülkemizde ben son dönemde Mi 10 kullanan görmedim. Xiaomi kullanan çok fazla var evet ama onlar da 2000 liralık 3000 liralık telefonlar. Peki 8500 liraya satılan Mi 10'u kaç kişi aldı? Pek fazla sanmıyorum. İşte bu sebepten arkadaşlar Xiaomi'nin kar marjını yükseltebilmesi için, biraz daha kâra geçebilmesi için kendine çeki düzen verip kalite algısını biraz daha yükseğe çekmesi gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.